Herkese öncelikle iyi pazarlar diliyorum. Ben Avukat Ayhan Ömen. Geçen hafta bir takipçimizden gelen soru şu önde: Amerika'da evlenip green card almak için ne kadar süre evli kalmak gereklidir diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Siz eğer Amerika'dasınız ve Amerikan vatandaşıyla evlendiniz ve evlenir evlenmez eşiniz size ...yeşil kartınız için, oturmanız için başvuru yapabilir. Dolayısıyla burada herhangi bir süre beklemenizi gerektiren bir durum yoktur. Evlilikten sonra kendisi başvurunuzu yapma hakkına sahip olacaktır. Ve siz de eşinizden dolayı yeşil karta başvurma hakkına sahip olacaksınız. Ve süreç genelde 6 ayla 1 yıl arası sürmektedir. Ve 6 ayla 1 yıl süre civarında, bir yılı açlığı da olabilir kişiden kişiye durumlar tabii ki değişebilir. Ama genel olarak 6 ile 1 yıl süre içinde siz yeşil karta doğru ilerlemiş oluyorsunuz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerika'da göçmenlik dairesinden alınacak vize davetiye formu olan 134 formu için herhangi bir ücret ödememiz gerekiyor mu? Hayır gerekmiyor. 134 yani I-134 formu ücretsiz bir başvuru formudur. Dolayısıyla onun için herhangi bir ücret, herhangi bir kuruma ödemek gerekmemektedir. Önemli olan sizi davet edecek kişinin bu formu doldurup imzalaması ve size sunması. Siz de Amerikan Konsolosluğu'ndaki görüşmenizde, vize görüşmenizde eğer ki konsolosluk görevlisi bunu görmek isterse ona sunuyor olacaksınız deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Green Card sahipleri için re-entry permit alma koşulları nelerdir? Nasıl bir mazeret ile re-entry permit talep edilebilir diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Eğer kişi yeşil kartı var ve Amerika'da kalamıyor. Dolayısıyla ülke dışında bir yıldan fazla kalacak ise bu gerekçesinin sebepleri değişken olabilir. Bu eğitim olabilir, e, sağlık olabilir, iş olabilir, ailevi olabilir. Önemli olan gerekçesinin ne olduğunu belirtip e, bir yıldan fazla geri gelemeyeceği durumuna düşeceği için bunu göçmenlik dairesine belirtmesi yeterli olacaktır. Dolayısıyla hani burada yerinde ve mantıklı ve sizin durumunuz neyse e, bu gerekçeyi yani sizin Amerika dışında bir yılda fazla kalmanıza neden olacak gerekçeyi genellikle kabul ediyor olacaklar. Dolayısıyla gerisi durumunuz neyse gerekçenizi belirtmenizde fayda var deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru şu yönde turist vizesiyle Amerika'dayken orada iş yeri devir alabiliyor muyuz? Amerika'da iş yeri devir alma süreci ne kadar sürer? Bu süreçte işte örneğin 6 aylık süren bana yeterli olacak mı? Yetmezse ne yapmam gerekiyor diye takipçimiz bize soruyor şimdi Tabii ki siz Amerika'da bulunduğu süreçte bir iş yerini satın almayı da devralmaya karar verdiğinizde bu işlemi yapmanız mümkün olacaktır. Aa, sürecin ne kadar süreceğini aslında iki aşamaya bölünebilir. Bir tanesi tabii sizin devralacağınız iş yerini bulmanız. Bu işeri bulduğunuzda satın alma koşulları ile ilgili satacak kişiyle olan anlaşmalarınız bir süre olabilir çünkü bunu belirlemek çok zor. Bir anda bir bakmışsınız bizim bunun çok çeşitli örnekleri var müvekkillerimizde. Bazı müvekkillerimiz aylarca yer arıyor. bazısı birkaç haftada buluyor, bazısı yıl belki bir yıl üstünde sürüyor. Dolayısıyla bu alıcı olan kişiyle almak istediği işeri ve satıcı olan kişiyle arasındaki anlaşmanın ne kadar hızlı ve mantıklı ilerleyeceğine bağlı. Bu bir süreç olacak. Yani bunu özellikle belirtmek istiyorum ki takipçimiz bu noktada yanılmasın sonra. Bu bir süreç alabilir. İkincisi de tabii ki siz eğer bu yeri alma noktasında ön koşullarda satıcı ile anlaştığınız zaman bunun devralma işlemi hızlı sürecektir. Yani bir haftadan tutun işte iki haftaya belki bir aya kadar en kötü hani belli yerlerden e, borcu ya da işte izin alınmaları e, noktasında bazı beklemeler söz konusu olursa bir haftayla birkaç hafta arasında sürecek bir devralma işlemi olacaktır. Dolayısıyla sizin 6 aylık belirttiğiniz süreçte bu işlemi yapmanız aslında gayet uygun olacaktır. Ama önemli olan tabii dediğim gibi öncelikle satın alınacak ya da yatırım yapılacak yerle ilgili olan sürecin ne kadar hızlı ilerlediğini bir netleştirmek. Dolayısıyla bu hızlı ilerlediği sürece devralma birkaç haftalık bir durum olacaktır deyip bu değerli takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Turist vizesini yatırımcı vizesine çevirme süreci ne kadar sürer ve bu sürede Türkiye'ye gidiş geliş yapabilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi bu da aslında çok güzel bir soru. Bunun sebebi de biliyorsunuz geçen yıldan beri Amerika'daki göçmenlik dairesindeki süreçlerde değişkenlikler başladı. Süreçlerin içinde bazı zorluklar, bazı uzamalar başladı. Dolayısıyla özellikle turistesinden kişinin yatırımcı vizesine geçme noktasındaki olan adımında süreç değişken olabilir. Tabii en önemli olan ilk nokta, Kişi geldi turist statüsünde burada bir süre sonra eğer yatırım yapmaya karar verdi ve yatırım yapmaya karar verdiğinde satın alacağı iş yeri noktasındaki kesinlik ve netlik önce oluşması gerekecek. Çünkü eğer öncelikle kişi neyi satın alacağını, ne kadar hisse, neye yatırım yapacağı noktasında karar vermesi gerekiyor. Ve bu bir zaman, bu belki birkaç hafta sürebilir, belki birkaç ay sürebilir. Bu sizin ne kadar bu noktada hızlı olacağınıza bağlı. Ama diyelim ki sizin yatırımınız var, kaynağımızda bir sorun yok. Ve satın alacağımız iş yerleri noktasında da belli birkaç görüşmelerden sonra o yatırımı yapmaya hazır isek o zaman bu statü değişikliği noktasındaki süreçte siz yatırımı yaptıktan sonra göçmenlik dairesinde yatırımcı dosyası hazırlanıp sunulacak ve onlardan cevap dönemine geçiliyor. Ve bunu da hızlı başvuru şeklinde yapmak da mümkün olabilir. Dolayısıyla sizin burayı aldığınızı farz edelim dosyanız hazırlanıp göçmenlik dairesine sunduğunda 2 haftalık bunun cevabını almak mümkündür. Tabi bu bahsettiğim çok böyle her şeyin düzenli ilerleyeceği bir süreçte olacaktır. Çünkü işi bulma, işle ilgili anlaşmalar zaman alabilir. İkincisi de tabi ki gerekli kaynağı yani evrakların destekleyici şeylerin hazırlanması zaman alabilir. Ve üçüncüsü de dosyanın içeri sunulması. Bu noktada benim genelde söylediğim bir ayla üç ay arası bir süreci görmek uygun olacaktır. Eğer siz yatırımı yapmaya hazır ve alacağınız iş yeri de belli deyip bu kişiye bu noktada ee, bu cevabı verebiliriz. Dolayısıyla e, yatırımcı vizesine geçmekte bir sıkıntı yok. Aa, süreç noktası değişken olabilir 1 ile 3 ay arasında ve geliş gidiş noktası sorunuza geldiğimizde de bu noktada da burada Amerika'da statü değişikliği yapıp onay aldığımız zaman o zaman burada 2 yıla kadar kalabiliyorsunuz. Ama eğer ülke dışına çıkma noktasında bir gereksinimiz oluşursa o zaman Amerikan konsolosluğuna da yatırımcı vizesi dosyanızı sunulup Onlardan yatırımcı vizesini almanız gerekiyor. Tekrar Amerika'ya giriş yapabilmek için. Yani Amerika'da alacağınız onay size giriş çıkış hakkı vermeyecek. Ama burada işi yürütebilme, işin başında durabilme, işinizi yapabilme. Dolayısıyla yasa olarak kalabilme hakkını sağlayacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet diğer takipçimizden gelen soru şu yönde. E2 vizesiyle Amerika'da şirket kurup daha sonra aynı vizeyle ikinci veya üçüncü firmalarımı da kurabilir miyim? Nasıl yapabilirim diye takipçimiz soruyor. Şimdi siz Amerika'ya geldiniz ve yatırımcı vizeniz var. İşletmenizi işletiyorsunuz ve daha sonra çok değişik imkanlar gördünüz, yatırımlar ve o iş yerlerine de yatırım yapmaya da açma ya da başlatma ihtiyacı duydunuz. İkinci, üçüncü şirketleri kurmanızda bir engel yok. Oralara yatırım yapmanızda bir engel yok. Burada tek önemli olan nokta sizin yatırımcı vizenizi aldığınız firmayı sadece yönetiyor olmanız ve diğer firmalarda da sadece ortak ya da şirket sahibi olarak kalmanız bu şirketin operasyonlarının da bir yönetici, yönetici ya da diğer bir ortak tarafından yapılıyor olması gerekir. Bunlar olduktan sonra siz ikinci, üçüncü ya da daha farklı şirketlere de yatırım yapmanızda herhangi bir engel yoktur deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerika'da iki vizesi alarak kurduğum firmada 3-4 farklı iş kolunda faaliyet gösterebilir miyim? Eğer siz yatırımcı vizesi aldığınız firmanızın faaliyet alanı belliyse ve o alanda iş yapıyorsanız o zaman eğer faaliyet alanı noktasında yeni alanlar eklenecekse bunu yapmak mümkündür ama bunu yapabilmek için de Göçmenlik Dairesi'nden izin almak gerekecektir. Dolayısıyla var olan iş yerimizin faaliyet alanını direkt değiştirmek ya da direkt yeni alanlar eklemeye geçmeden önce Amerikan Konsolosluğu ya da tabii ki bu noktada Göçmenlik Dairesi'nden dosyamızla ilgili yeni bir değişiklik dosyası içeri verip faaliyet alanlarımızın değiştiğini bildirmemiz gerekiyor. Bunu yapmaz isek o zaman var olan eki vizemizi ihlal etme durumuyla karşı karşıya kalabiliriz. Dolayısıyla bu noktada dikkatli olmak gerekir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Ben Amazon.com'da bireysel olarak online satışlar yapıyorum. Amerika'ya dil okulu için F1 vizesiyle gelsem ve bu süreçte yine online üzerinden satışlarımı yapsam Amerika'da bulunan bankadaki hesap hareketleri veya PayPal hesap hareketleri bizim için sorun teşkil eder mi diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şu var hani sizin anlattığınız durumda siz hem Amerika'da ben öğrenci vizesini devam ettirirken aynı anda Amerika'da iş yapmaya devam etmek istiyorum diyorsunuz. Dolayısıyla bu teknik olarak mümkün olmayacak. Çünkü bu sefer siz F1 vizenizi ihlal ediyor olacaksınız. Burada yapılması gereken nokta şu. Siz F1 vizenizi burada yaparken aynı anda bir şirketiniz var ise ve şirketiniz online satışlar yapıyorsa önemli olan nokta sizin bu satışları yapıyor olmanız değil şirketinizin çalışanlar aracılığıyla bu işlemleri yapıyor olması olacaktır. Eğer böyle bir şekilde bir bireysel satış değil de firma şirket üzerinden ilerleyen bir iş kurulumu yönünde ilerlersiniz ve F1 vizenizi takip devam ettirdiğiniz sürece ve siz firmanızda çalışmadığınız sürece bu işin işlemesinde bir engel yok ve sizin vizenizi engelleyecek bir durum olmayacak. Ama tabii eğer bu adımlar atıldı ve şirketinizle çalışmaları ilerlettikten sonra belki de E1 ya da iki 2 vizesi bir vizeye geçiş yapmak f kalmanızdan çok daha ideal olabilecek deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Şu an Amerika'da yaşıyoruz. Eşimin görevi nedeniyle Amerika'ya geldik. Amerikan vatandaşı değiliz kaldığımız süre içerisinde bir ev alıp oturmak istiyoruz. Türkiye'ye döndüğümüzde Amerika'dan aldığımız bu evi kiraya verirsek nasıl bir vergi yükümlülüğüyle karşı karşıya kalırız diye takipçimizden gelen bir soru var. Amerika'da emlak yatırımı yapmak için, konut almak için Amerikan vatandaşı olma şartı diye bir şey yok. Dolayısıyla yabancılar ister Amerika'da yaşasınlar, ister Amerika dışında bulunsunlar, Amerika'da yatırım yapabilirler ve Amerika'da emlak yönetimini yerine getirebilirler. Dolayısıyla bu noktada eğer siz ev aldınız, konut aldınız ve korudunuzda kira gelirlerini elde ediyorsanız ve bu kira gelirinizden dolayı önemli yapacağınız şey normalde vergi beyanınızı yaparken bu vergi beyanı işlemleri yapılırken gelir ve giderleriniz hesaplanacak ve dolayısıyla elde ettiğiniz kira gelirinden masraflar düştükten sonra olan gelir vergisini ödüyor olacaksınız. Burada önemli olan nokta her yıl yapılacak vergi beyanınızda evlaktan elde ettiğiniz geliri belirtip ve onlar düşecek masraflardan sonra da gelir verginizi ödüyor olacaksınız deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Yatırımcı olarak bu hafta Amerika'ya geleceğiz. B1 ve B2 vizesiyle Amerika'ya geleceğiz. Amerika'ya geldiğimiz zaman havaalanında B1 ile giriş yapmamızın doğru olduğu duyumunu aldık. Sizce bunun önemi var mıdır diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şu önemli eğer siz Amerika'ya geliyorsanız ve kısa bir süre kalacaksanız ve gelişteki amaçta yatırım yapmaksa farz edelim bir ay kalıp yere döneceksiniz ve gelip yatırımınızı yapıp gitmeyi planlıyorsanız o zaman tabii ki B1 vizesiyle giriyor olmak çok daha mantıklı olacaktır. Ama eğer diyelim sizin direkt belki öyle bir yatırımınız hemen olmayabilir geleceksiniz bir süre. Süre gezeceksiniz, belki bakacaksınız. O zaman çok net değilse B2 ile giriş yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi eğer kısa bir süreli geliyorsa ve bu gelişte yatırım yapılacaksa, yatırım imkanlarına kesin bakılacaksa bu sefer B1 ile giriyor olmakta fayda var. Sadece burada şuna hazır olmanızda fayda var. Görevler kapıda sorabilirler. Ne tür bir yatırım, şimdi i̇şte ne kadar yatırım? Nereden? Çünkü görevliler siz B1 de yani B1 deme B1 belki demeyeceksiniz. İş amacıyla geliyoruz. O zaman sizin buraya gerçekten bir iş amacı derken neyi kastettiğinizi anlamaya çalışacaklar. Acaba bu bir yatırım mı? Acaba bu yerde çalışmak için mi geliniyor? Acaba farklı bir durum var mı diye bunu anlamaya çalışacaklar. Dolayısıyla buradaki önemli olan nokta bu noktada gelecek soruları sizin gidiş niyetinizin gerçekten yatırım iş yapma yani iş kurma e, olduğunu e, ama bir yerde çalışarak belli bir kazanç elde etmeye çalışmayacağınızı anlamaları gerekiyor. Bu konuda net olduktan sonra siz tabii ki B1 diyerek girişinizi yapmanızda bir sorun yoktur deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlıya da bir takipçimizden gelen soru şu yönde: Amerika'ya iş için sponsor olan şirket tarafından geldikten sonra Amerika'da dil kursuna gidebilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Siz eğer Amerika'ya bir çalışma vizesiyle gelirseniz ve geldikten sonra da Amerika'da çalışıyorsunuz ve var olan programınızı ihlal etmiyorsunuz. Bunu yerine getirdiğiniz sürece herhangi bir sorun yaşamadan eğitimizi yapabilirsiniz. Bu dil eğitimi de olabilir, farklı bir eğitim de olabilir. Önemli olan eğer geliş programınız, çalışma vize türünüz altında diyelim eğer farz edelim haftada 40 saate çalışılacaksa bunu ihlal etmemeniz gerekiyor. Dolayısıyla bunu ihlal etmediğiniz sürece onun yanında eğitim almanızda herhangi bir engel yoktur. Eğitiminizi alabilirsiniz. Dil eğitiminizi alıp bu sayede kendinizi geliştirmenizde hiçbir problem yoktur deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. OPT vizesiyle Amerika'da sadece ücretsiz staj mı yapılır yoksa ilgili alanda ücretli iş bulunabilir mi diye takipçimiz bize soruyor. OPT'nin anlamı zaten siz burada diyelim üniversite okuyorsunuz Amerika'da ya da yüksek eğitim alıyorsunuz ve bu eğitiminizi tamamladıktan sonra eğitiminizle ilgili en az bir yıllık bir çalışma deneyimi elde etmesi için verilen bir çalışma imkanıdır. Bu noktada adım atıldığında kişiler diye farz edelim okulu programlarını tamamlamak üzereler ve tamamladılar. Ve okulları aracılığıyla o göster gösteren alıp göçmen tersine çalışma de başvuru yapabilirler ve bu sayede kişiler OPT statüsüne geçmiş oluyor ve bu aslında çalışma hakkı. Dolayısıyla OPT sürecinde öğrenciler ya da bu kişiler ya ücretli ya da ücretsiz çalışabilirler. Ama genelde tabii bu bir çalışma şey olduğu için genelde aslında ücretli bir şekilde kişiler çalışabiliyor. Yoksa ücretsiz yapılmak zorundadır diye bir kayda yok. Tam tersi bu noktada ücretli olarak çalışabilirler. Ama tabii de ücretsiz, tabii ki de ücretsiz olarak da çalışma imkanına sahip olacaklar. Dolayısıyla burada tabii önemli olan şey sizin eğitim aldığınız alanın, da bağlı bir işte bu tecrübeyi okul sonrası ediliyor olmanız. Bunu yaptığınız sürece de bir problem yaşamadan burada kalabiliyorsunuz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerika'da hükümetin kapalı olması şirket kurulumunu etkiler mi? Etkilerse bir şirket ne kadar sürede kurulabilir? Şimdi aslında bu çok güzel bir soru. Aa, çünkü bu sene başında maalesef bu Başkan Trump'la e, kongre arasında yaşanan bu pazarlık aşamasında biliyorsunuz en az bir ay hükümet kapalıydı ve e, bunun direkt etkilediği yerlerden bir tanesi de e, vergi dairesi dedikleri, aile dedikleri bölümdü. Şimdi şirket kuruluşu yapılma noktasındaki süreç şu, burada iki durum var. Bir tanesi sizin şirketinizi eyaletle kuruyor olmanız. İkincisi de şirketin aktif işe başlayabilmesi için vergi numarasını vergi dairesinden alıyor olması gerekiyor. Dolayısıyla şirket eğer eyalette kurulduysa ki kuruluyor, bunda bir gecikme yok, yaşanmıyor. Aa, bu kapan, kapanmadan dolayı etkilenmedi. Ama vergi dairesi, federal vergi numaralarının verilmesinde e, maalesef sorunlar yaşandı. Dolayısıyla bizim de mesela bu noktada çok etkilenen bir vekilimiz oldu. Ama çoğunun durumu çözüldü sonradan fakat, Buradaki problem bizim gördüğümüz kapanma döneminde denk gelindiyse ve bu kapanma döneminde maalesef vergi dairesi vergi numarasını veremedi firmalara ya da bizim yaşadığımız bunun birkaç örneği vardı. Aslında vergi numarasını veriyor fakat bir şekilde ya ulaşım gönderilmiyor ya iletilemiyor. Tekrar başvurmaya çalıştığında da numara available olmuyor yani verilemiyor numara tekrar. Dolayısıyla bu tarz bizim de kendi yaşadığımız birkaç sorunlar oluştu. Ama normalde şirket kuruluşu hemen yapılabiliyor. Vergi numarasını hemen alınabiliyor. Ya da birkaç hafta içinde alınabiliyor eğer yatırımcı yabancıysa. Ama bu noktada dediğimiz gibi hükümet durumun kapalı olması maalesef bu yıl epey bir kişiye sıkıntı yarattı diyebiliriz. Ve bu sayede de bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Work and Travel ile J1 vizesinden sonra Amerika'da hemen Türkiye'ye gelmeden Community College'a başvurabilir miyiz diye takipçimiz bize soruyor. Evet bu tarz Statü değişiklikleri yani Work and Travel J1 statüsünden Öğrenci EFAN statüsüne geçiş başvuruları yapmak mümkün. Burada önemli olan nokta sürelere dikkat etmek. Özellikle Work and Travel'cı gelen genç arkadaşlarımızın sürelerde problem yaşamaması gerekiyor. Ve dolayısıyla eğer sürelere dikkat edip ve doğru başvuruları yapılabilirse burada kalıp, eğitimlerini devam ettirebilirler. Ve yaklaşık bir buçuk yıldır bu konuda çok ciddi değişiklikler var. yönetmeliklerde çok ciddi sıkmalar ve değişiklikler başladı. Ve dolayısıyla işinizi bu işi bilen bir uzman avukatla yapmanızda fayda var. Çünkü okullar da çok ciddi sıkıntılar yaşamaya başladılar. Ve dolayısıyla genelde avukatınızla irtibatlı olup bu süreci başından sonuna doğru takip etmenizde fayda var deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Turist olarak gelip Amerika'da evlenirsem durumum ne olur? Amerika'da evlilik için ne yapmam gerekir diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi eğer siz buraya gezme amacıyla gelirseniz ve burada bulunduğunuz sürede bir süre sonra diyelim geldiniz 90 gün sonra diyelim 3 ay sonra evlenmeye karar verdiniz. O zaman Amerika vatandaşı, kız arkadaşınız ya da erkek arkadaşınızla evlenebiliyorsunuz. Yapmanız gereken önemli olan noktadan bir tanesi tabii ki resmi nikah kıymanız olacaktır. Ve resmi nikah kıyıldıktan sonra başvurularınız göçmenlik dairesine sunulması gerekecektir. Ve göçmenlik dairesine başvurular yapıldıktan sonra da sizin yeşil kartı geçmeniz mümkün hale gelecektir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu önde. Green Card çekilişini kazandıktan sonra işlemler ne zaman başlar? Green Card çekilişi kazanınca Amerika'ya gelmemiz ne kadar sürer diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi eğer siz farz edelim Green Card çekilişini kazandınız, bu yakında da öğrendiniz kazandığınızı. O zaman yapılması gereken bu sene Ekim ayına gelinmesi beklenecek. Ve Ekim ayından sonra da sizin kota numaralarınıza, sizin vize numaranıza Amerikan Konsolosluğu'nun ne zaman ulaşacağını, varacağını beklemeniz gerekecek. Eğer sizin süreleriniz yani vize süreniz hemen Ekim ayından sonra belli olacak sürelerde ise o zaman hızlı bir şekilde yani vize göçmesine gidiyor olacaksınız, göçmenlik vize göçmesine. Yok eğer bu büyük bir rakamsa beklemeniz gereken o zaman gelecek yılın Nisan'ına, Mayıs'ına kadar da kalabilir bu süreç. Dolayısıyla burada önemli olan nokta kazandıktan sonra siz... Amerikan konsolosluğundaki radyoyunuza gidebilmeniz için gerekli olan bekleme süresini sizin vize numaranızdaki dosyalara gelmeleri gerekecek. Bunlara geldikleri sürece o zaman bir sorun yaşamadan siz bu göçmenlik vize görüşmenize gidip ondan sonra vizenizi alıp Amerika'ya gelebileceksiniz. Dolayısıyla süre kişiden kişiye değişiyor. Ya bu yılın sonuna kadar gidebilirsiniz ya da Mayıs'a, Haziran'a, Ağustos'a kadar da belki göçmenlik vize görüşmesine gitme durumunuz olabilir deyip ve burada önemli olan nokta gelecek sene Eylül'e kadar da o göçmenlik vize görüşmesine girmiş ve vizenizi almanız olacak. Bu olduğu sürece herhangi bir problem yaşamadan siz vizenizi alıp gelebileceksiniz. Ama eğer bu süreye yetişmezse o zaman maalesef bu hakkınızı kaybediyor olacaksınız deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Dil okulu vizesiyle Amerika'ya geldikten ve okul bittikten sonra bir daha dil okuluna yazılıp vize uzatılabilir mi? Eğer olursa bunu kaç defa tekrar edebiliriz diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi buradaki durum şu. Eğer siz Amerika öğrenci vizenizde geldiniz ve programınıza başladınız. Programınıza başladıktan sonra burada artık kalmanızda herhangi bir, Sorun yok. Eğitiminizi, okul programınızı devam ettirdiğiniz sürece bir sorun yaşamadan burada kalabileceksiniz. Ama diyelim ki geldiniz ve bir yıllık vizeniz var ve bir yıllık vizeniz bitti. Burada hala kalabilirsiniz. Önemli olan okulunuzu devam ettirmeniz ya da programınızı ya da yeni bir programa geçiyor olmanız. Ama bu size seyahat imkanı veren bir durum değil. Dolayısıyla siz Amerika'da vizeniz bitmiş olsa da yasal statünüz devam edecektir okula ya da eğitime devam ettiğiniz sürece uluslararası öğrenci olarak. Ama siz normal vizeniz bittiğinden dolayı sadece statüde kaldığınız için seyahat edebilme imkanınız olmayacak. Dolayısıyla seyahat edebilme imkanınız için de ancak Türkiye'ye gelip gidip Amerikan konsolosluğunda vize almanız gerekecek. Yoksa öbür türlü bu mümkün olmayacak deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu önde. Benim İstanbul'da iş yerim var. 4 kişilik bir elemanım var. Aynı işten Amerika'da açmak istiyorum. Eleman sayısı yine 4 kişi oluyor. Bu mümkün olur mu acaba? Amerika'da iş yeri açmak için neler yapmalıyım diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi siz eğer e, Türkiye'de iş adamısınız, ufak bir ölçekli işletmeniz var ve Amerika'da da benzer bir işi açmak istiyorsunuz ve ufak bir istihdam yaratacaksınız... Bunu yapmanız mümkün. Önemli olan zaten Amerika'da yatırım yapabilmeniz ve yatırımınızı yaptığınızda istihdam yaratabiliyor yaratabiliyor olmanız. Ve bahsettiğiniz 4 kişilik bir istihdam yaratıyor olmak bu başlangıç işletmeler için gayet ideal bir rakam. Dolayısıyla bu noktada bir e, sorun yok. E, önemli olan e, yapılması gereken şey e, tabii ki öncelikle Amerika'ya gelmeniz. Burada iş noktasında ön çalışmalarınızı yapıp yatırımınızı yapmanız ve bu yatırım adımları atıldıktan sonra da çalışacak eleballarda belirlendikten sonra gerekli şekilde şirketinizi aktif hale getirmeniz. Bunu yaptıktan sonra da sizin buradaki şirketi yönetmeniz için gerekli olacak vize türleri E2 vizesi ya da diyelim el vizesi gibi vizelere de sahip olup buradaki işleri yürütebileceksiniz. Dolayısıyla buradaki bizim söyleyeceğimiz şey yatırım noktanızı belirlemeniz, Amerika'daki ön çalışmalarınızı yapıyor olmanız ve gelip yatırımınızı yapıyor olmanız olacak. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu önde. Çocuk üzerinden green card alınca kaç senelik veriliyor? Green card almak ne kadar sürüyor diye takipçimiz soruyor. Şimdi eğer siz çocuğunuz sizin Amerikan vatandaşı olarak sizin yeşil kartınızda başvuru yapacaksa ve öncelikli dönemden çocuğunuzun tabii vatandaş olması ve 21 yaşında doldurmuş olması bunun üzerinden çocuğunuz anne ve babaya yeşil kart başvurusu yapılabilir. Bu başvuru yapıldığında anne ya da baba kalıcı green card sahibi oluyor. Ve bu genelde o yıllıktır. Ve dolayısıyla yenileme hakkını da sahip olacaklardır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış o da olalım. Bir de tabii green kartı almak neredeyse bir yıl sürebilecek bir süreç diye görebiliriz. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Türkiye'deki diplomalarımızın Amerika'da geçerli olması ve sonrasında çalışmamız için ne yapmamız gerekiyor? Türkiye'deki diplomalarımızın Amerika'da geçerli olması için tabii ki denkliğini almanızda fayda var. Burada yapılabilecek en önemli şey, eğer siz Amerika'da bir eğitim yapacaksanız ve eğitim kurumunun sizin elde ettiğiniz diploma'yı ya da okul kredilerini denk sayacak ya da kabul ediyor olmanız için başvuru yapmanız. Ve başvurular yapıldıktan sonra da burada da eğitimimizi devam ettirdikten sonra sizin önemli olan okul sonrası OPT gibi çalışma izinleriyle bir tane firmada çalışmaya başlıyor olacaksınız. Ve onun sonrasında ya da sürecinde de belki o firma ya da başka bir firma üzerinden sizin burada çalışabilmeniz için çalışma vizesi başvurularına nasıl baktıklarını görmeniz de önemli olacaktır. Ve bu noktada size çalışma vizesi için başvuru yapacaksa firmalar ve çalışmaya devam edebileceksiniz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerika'ya dil veya üniversite eğitimi almak için gittiğimizde daha sonraki zamanlarda Türkiye'den işimizi getirebilir miyiz ve nasıl getirebiliriz diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi siz Amerika'ya geldiniz ve eğitiminizi yapıyorsunuz, vizenizi aldınız ve eşinizi getirmek istediğinizde daha sonra eşiniz Amerikan konsolosluğuna F2 vizesi için başvuru yapıyor ve o vize başvurusuna girip sizi yanınıza geleceğini belirtiyor ve bu vize görüşmesinde eğer Amerikan konsolosluğu kendisi geri döneceğine dair inancında bir şüphe oluşmazsa kendisine F2 vizesi veriyor olacaktır ve dolayısıyla eşiniz de sizi takip etmek için ve sizi takiben Amerika'ya geliyor olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Green Card çekilişi başvurusunda doğum yılımı yanlış yazdım. Bir sıkıntı olur mu? Başvuru formunda yapılan hatalar mülakatta Green Card almamızı etkiler mi diye takipçimiz bize soruyor. Tabii ki Green Card çekilişi başvurusu zamanında yapılan hatalı başvurular eğer size Green Card çekilişi çıkarsa vize alma durumunda sizi etkileyecektir. Şimdi bunun hangi bilginin sizi etkileyip etkilemeyeceği değişecektir duruma göre. Ama sizin belirttiğiniz gibi bir rakam hatasından dolayı oluşacak hatalar tabii ki vizenizi almanızı etkilemez. Bunlar düzeltilebilecek şeylerdir. Ama mesela farz edelim siz evlisiniz ama evli olduğunuzu belirtmediniz. O zaman size green card çıksa bile maalesef vizeyi e, alamayacaksınız. Çekici üzerinden green kartı alamayacaksınız. Çünkü o hata düzeltilebilecek bir hata gibi kabul edilmiyor. Ama sizin durumunuzda olan biri için doğum yılını yanlış yazmış, o an farklı girmiş biri için bunu değiştirmek mümkün olacaktır deyip takipçimizin sorusunu a, cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerika'da yatırım yapmak için minimum rakam ne kadar olmalıdır diye takipçimiz bize soruyor şu Amerika'da yapılacak yatırımlarda Eğer tabii ki farz edelim kişi yatırımcı vizesi E2 vizesi almayı planlıyorsa en düşük rakam minimum rakam noktasında önemli olan şey sizin kuracağınız işin ya da ortak olacağınız işin ya da başlatacağınız işin en düşük ya da ne kadar rakamla başlayacağına gelir şimdi size eğer bir iş dalına giriyorsanız ve yatırım yapıyorsanız ve bu yeni başlattığınız bir iş ise 100 bin dolar bu iş için yeterli olacaksa 100 bin dolar yatırım uygun bir yatırımdır. Ama siz 1 milyon dolarlık bir işe giriyorsanız o zaman tabii ki en az %50'si 500 bin dolar gerektiriyor olacaktır. Dolayısıyla buradaki olay şu yatırımcı üzerinde kişilerin yatırımcı alabilmesi için Amerika'da yapacağı yatırımlarında Minimum bir rakam aslında yok. Ama ideal rakam işletmenin türüne göre değişebilir. Ama ideal bir rakam olarak en az 100 bin doları tabii ki tavsiye ediyoruz. Ama bunun altında olduğu durumlarda da kişinin hala yatırım cizisi alması mümkün. Dolayısıyla minimum rakam noktası yok. Önemli olan sizin hangi iş türüne girdiğiniz, hangi işe yatırım yaptığınız ve o işin ne kadar bir yatırımı gerektirdiği olacaktır. Bunu sağladığınız sürece bir problem yaşamadan siz yatırımcı izlediğinizde de sonradan geçebileceksiniz. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. 4 yaşındaki ABD vatandaşı oğlumuzu Amerika'da okula kaydettirdik. Onun velisi olarak Green Card başvurusu yapabilir miyiz? Biz bu durumda Amerika'ya nasıl gidebiliriz diye takipçimiz bize soruyor. Sizin çocuğunuzun Amerikan vatandaşı olması sizin burada direkt yeşil kart almanıza imkan sağlayan bir durum değil. Çocuğunuzdan dolayı sizin burada oturum sahibi olabilmeniz için çocuğunuzun 21 yaşına gelmiş olması lazım. Eğer çocuğunuz bu noktada e, ufak ise dolayısıyla yeşil kart alma imkanı olmayacak. Siz de çocuğunuzun buradaki eğitimi sırasında burada yanında bulunmak istiyorsanız yapılacak ideal şeylerden bir tanesi ya burada bir iş kuruyor olacağız ya da bu iş üzerine yatırım yapıyor olacağız e, ve yatırımcı izi tarzı bir vize türü ya da eğitim ise eğitime eğitim üzerinde sizde ilerleyip efval vizesi tarzı bir şey ya da bir iş yeri ise sponsor olacaksa o iş yeri sponsorluğu üzerinden burada kalınmaya çalışılacak. Öbür türlü buradaki kalınması noktasında zorluklarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Sadece tur vizesiyle çocuğunuz burada okula göndermeniz ya da yanında kalıyor olmanız çok uzun süre sizi burada tutamayacak. Dolayısıyla bizim tavsiyemiz çocuğunuz burada eğitim yaparken ya iş kuruyor olmanız ya da bir yerde çalışıyor olmanız olacaktır. Ve onların üzerinden de gerekli başvuruları ya da statü durumlarını adım atıp buradaki kalma durumunu sağlamanız mümkün olacaktır diyoruz.